Bugün Göl Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Sevgi Adası'nın tam da karşısındayız. Maalesef ki şu an arkamızda TOKİ konutları yükselmekte ve inşaatı devam etmektedir. Adnan Menderes Bulvarı bütün Adanalıların bildiği hafta sonları, hafta içleri eşiyle, dostuyla, akrabasıyla, arkadaşıyla gelip nefes aldıkları, piknik yaptıkları, bir nebze de olsa Adana'nın sıcağından korunabildikleri bir alan olma özelliği taşıyor. Bu bölgede şu an TOKİ konutları yapılmaktadır. TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşlara konut üretmek olan amacı maalesef ki burada göl manzaralı birer rezidans yapmaya dönüştürülmüştür. TOKİ sosyal konut yapma projelerini burada ranta çevirmiştir. Adana'mızın bu güzel bölgesi betonlaştırılmaktadır. Bu iklim değişikliğinde Adanalıların daha çok nefes alması, daha çok sıcaklardan korunabilecekleri betondan uzak rekreasyon alanlarına ihtiyacı varken maalesef ki bu bölge betonlaşmaya kurban edilmektedir. Kentsel dönüşüm adı altında bir takım şirketlere ve onların ortaklarına verilmek istenmektedir. Tam da burada diyoruz ki söz konusu yapılan proje kentsel dönüşüm projesi değildir, kentsel soygun projesidir. TOKİ sosyal devlet olma gereğini yerine getirmemiştir. Arkamızda görmüş olduğunuz iki etaptan oluşan bir inşaat çalışması yapılmaktadır. İnşaatların birinci aşamasında hak sahiplerine 333 konut verilmiş ve 50 bin metrekare üzerinde konutlar inşa edilmiştir. İkinci etapta ise çok daha farklı bir yöntem olan gelir paylaşımlı, yani hasılat paylaşımlı yöntemle TOKİ konsorsiyumlara söz konusu alanı vermiş, rezidans ve ticaret alanı yapılmasının önünü açmıştır. Söz konusu bölge evvelce 0-20-0-40 yoğunluklu iki katlı imara sahipti. Oysa şimdi emsaller tam 4 kat artırılarak arkamda görmüş olduğunuz rezidanslara ve konutlara evrildi. Tüm bu ayrıcalıklar bu güzel alanda ihaleyi alan şirketlerin yararınadır. Onlara rant sağlama amacıyladır. Ama Adanalıların zararınadır. Adanalıların nefes alacağı mesil alanında bulunduğu bölge devlet eliyle maalesef ki işgal edilmiştir. Adnan Menderes'teki söz konusu işgallerin kaçak yapılaşmanın önlenmesini beklerken işe konut ve rezidans yapmayla başlanılmasını da son derece manidar bulduğumuzu belirtmek isterim. Boşuna buna kentsel dönüşüm değildir, soygundur demiyoruz. Adana'mızın değerli bölgesi maalesef ki ranta kurban edilmiştir. Bugün artık toplu konut idaresinin üstlendiği başka bir misyon vardır. Kentin en değerli toprakları maalesef ki gene TOKİ eliyle varsıllara verilmektedir. Unutulmamalıdır ki devletin görevi çevreyi, kent topraklarını korumaktır. Ucuz, sağlıklı, yaşanabilir konutlar üretmektedir. Arkamda görmüş olduğunuz proje bundan çok çok uzak bir projedir. Adanalıların zararına bir projedir.